Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 8. haftasının 2. videosundayız. Açı kenar bağıntılarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geniş açılı ve dar açılı üçgenlerde kalmıştık. Yani kitabımızda da sayfa numarası 82, 83 ve 84'ü e işleyeceğiz ve açı kenar bağıntılarını bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Geniş açılı ve dar açılı üçgenleri iyi bir şekilde yapabilmemiz için dik üçgeni iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Ki daha öncesinde zaten biz bunu öğrendik. Bir dik üçgende B köşesi 90 derece ise hipotenüs B oluyor ya. Pisagor bağıntısından ne geliyor? B kare eşittir A kare artı C kare. Bunu biliyoruz zaten. E şimdi genişlik ya da darlık gelince ne olacak? Geniş açı demek 90'dan büyük demek değil midir? Hadi onu yorumlayalım şimdi. Buradaki açı geniş açı verilmişse bize. E hocam 90'dan büyük. O zaman ben bunu 90 gibi düşünsem. Ne oluyor? B kare A kare artı C kare eşit olur. Ama 90'dan büyükse burası. O zaman bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıydı. 90 iken b kare a kare artı c kare bulduysan eğer 90'dan büyük değer için aradaki işaretin ne olması lazım? Büyük olması lazım. Dar açı olduğunda ne olması lazım? O zaman 90'mış gibi düşünürsün. Yine b kare a kare artı c kare eşit ya. E 90'dan küçükse de aradaki işaret küçük olacak o zaman. Bak burada şunu bulduk. Burada b kare büyüktür a kare artı c kare ya da küçüktür a kare artı c kareyi bulduk. Yalnız sadece bu yeterli mi? Yeterli değil. Bizden tüm aralık istenilirse eğer b ile ilgili tüm aralık istenilirse bir de b'nin diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasında olmasını da kullanmamız gerekebilir. Biraz sonra sorularda zaten bunu göreceğiz. Hocam bunu yazdıktan sonra ne görüyoruz? B kare büyüktür A kare artı C kare gördükten sonra bu top büyük olacak ya. Yani o zaman A kare artı C kare mesela 5'ten büyük. O zaman B'nin en küçük değerinden bahsedebiliriz burada. Ya da B kare küçüktür A kare artı C kare demek ne demek? O zaman B'nin de en büyük değerinden bahsedebiliriz mesela burada. Tamam. Şimdi sorularda bunu net bir şekilde anlayacaksın zaten. Dik üçgenden dolayı mantığı kurduk ve kafanda iyice şekillendi bir şekillendi. Hadi bakalım şimdi sorulara. Adam direkt dar açı demiş mi burada? Demiş. İşte burayı dar açı demiş ve bizden x'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. E ne yapacağız? Hocam öncelikle üçgen eşitliğini mutlaka mutlaka uygulayacağız. Toplamları ile farkları arasında. 9 ile 1 arasında. Tamam bu elimizde bulunsun. Özellikle tüm aralık istenilirse. Gerçi burada bizden en büyük tam sayı değeri isteniliyor. Darlık yeterli olacaktı ama olsun ben yine de tam çözümü yapayım sana. Dar olduğu zaman ne yapacaksınız? 90'mış gibi düşüneceksin. Normalde 90 gibi düşünsen. X kare 4'ün karesi artı 5'in karesine eşit değil mi? Eşit. E hocam 3, 4, 5 yapsak hayır. Bak bunlar dik kenarlı olur. Dik kenarlar 4 ve 5 olunca 3, 4, 5 üçgeni sağlanmıyor. Buna da dikkat et. E dar açı olduğundan aradaki işaret küçüktür olacak. Buradan ne geliyor? X kare küçüktür. 16 artı 25. 16 ile 25 toplarsan 41 yapıyor. Yani buradan da X küçüktür. Kök 41 geldi. E buradan değerini bulacağız şimdi. Değer vererek 5 versen sağlanıyor. 6 versen sağlanıyor. 7 versen 49 sağlanmıyor değil mi? O zaman burada 6 değeri sağlanıyor. Bu ne demek? X küçük eşittir 6 demektir. Şimdi benden AC'nin en büyük tam sayı değeri isteniyor. X alttan küçük eşitse alt sınırı bulmama gerek yok. Direkt cevaba 6 diyebiliriz arkadaşlar. Ya da tam cevap bulmak istiyorsan X e aralığı alacağız ya şimdi. Şimdi burada üst sınırı bulduk. 6 hatta eşitlik de var. Alt sınırı bulmak için ne yapacaksın? Buradaki eşitliğe bakacaksın. 1 ile 9 arasında ya alt sınırda 1 değil mi? Evet. Tüm sınır aslında 1 ile 6 arasında. 6 da dahil. Ama bizden en büyük isteniliyordu. Tam sınırda yazmamıza da gerek yoktu. Biz de ne olur ne olmaz konu anlatımındayız diye hepsini anlattık sana. Anlaşıldı mı gençler? Büyük ihtimal anlaşıldı. Geldik örnek 18'e. Evet, şimdi şunu da söyleyeyim sana. Bir açıya bakıp da "Aa burası geniş açıya benziyor. Geniş açı diyeyim." deme. Ya da "Aa burası dar açıya benziyor." Sakın bu tür yorumlar yanlıştır. Bunları sakın ama sakın yapma. Yani sen şekle bakaraktan bir açının geniş açı olduğunu anlayamayabilirsin. Ya da tam olarak geniş açı olduğunu söyleyemeyebilirsin. Ya yani burada ekstra bilgiler verildiğinde genelde genişlik ya da darlık verilir. Dikkat et şimdi soruya baktığın zaman, buradaki soruya baktığında hocam kenarlar burada ya. Bu üçgende a buradaki açı geniş açı hocam. Ya belki tutturursun bazı yerlerde de ama sana verilen ekstra bilgiye bak sadece. Sana ne verilmiş hocam burada kaç? 90 derece. Ha bu bir dik üçgen. Dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olduğu için diğer iki açı kesinlikle ama kesinlikle dar diyebilir miyiz? Evet. Yani sen verilen bilgiye odaklandığın zaman yine sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun. E burası darsa burası kesinlikle ama kesinlikle geniştir. Şimdi ne yapacaksın burada? Üçgen eşitliği yapacaksın. 1, 2, ne olacak? Bir de geniş açı formülünü uygulayacaksın. Ama sana şunu söyleyeyim. Sen dik üçgeni biliyorsan burayı da iyi bir şekilde yorumlayabilirsin demiştim ya sana. Sen dik üçgeni biliyorsun. E burayı 90'mış gibi düşün. Dik kenarlarda eğer özel kenarlar varsa özel üçgenleri uygulayabilirsin. Bak 90 gibi düşünseydin ne olacaktı? 5, 12, 13 olacaktı. Ha, x 13'e eşit olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için geniş olduğu için 13'ten büyük mü olacak? Evet yani 13'ten büyük olacak arkadaşlar. 13 küçüktür x yazdım. Bilerek böyle yazdım. Yani x büyüktür 13 yazmadım. Şimdi, çünkü biz x'i yazarken şu şekilde aralığa yazmaya çalışacağız ya şimdi. Aralığa yazarken ya üst sınırı bulacağız ya alt sınırı bulacağız. Tekrar gelelim şuraya. 5, 12, 13. Ama geniş olduğu için 13'ten büyük olacak. O zaman sola mı yazarım sağa mı yazarım? 13'ten büyük olacaksa sola yazarım. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Üst sınırı bulacağım. Üçgen eşitsizliğinde üst sınır toplamları değil midir? Evet. Yani 12 artı 5'ten burası da 17 çıkar. Bu şekilde daha kolay bir şekilde hareket edebilirsin. Bence bu şekilde yap diye. Ben o şekilde tavsiye veriyorum. Sana kalmış istediği şekilde yapabilirsin. Ama bunu yap ya kardeşim. Çok kolay değil mi? Dik üçgeni falan kullan. Özellikle özel kenarlar varsa bir de alt üst böyle yerleştirirken dediğim gibi tekniği uygularsan daha hoş olacaktır. O zaman x'in kaç farkı? tam sayı değeri vardır? 14, 15, 16. Yani 3 tane değeri vardır. Cevap 3 çıktı. Geldik örnek 19'a. E hocam burada bizden AC uzunluğunun değeri isteniyor. O zaman ben nereye bakacağım? Hocam şu küçük üçgende iki kenar var zaten. Büyük üçgene bakmama gerek var mı? Yok. Çünkü büyük üçgende buradaki kenar yok zaten. E bu kenar olmadığı için ben direkt buraya yoğunlaşmalıyım. E o zaman ne diyeceğim? Burada x tamam üçgen eşitliğinden çıkıyor hocam. Ama ekstra bir bilgi verilmiş. İkiz kenarlık verilmiş. Ekstra bir bilgi verilmişse üçgen eşitliğinde özellikle ya genişlik ya da darlık vardır. E o zaman burada genişlik ya da darlık var mı? İkiz kenarlığı ben nasıl kullanabilirim? Ha, dik çizsem kesinlikle içeri düşecek ve tabanı keş eşit parçaya bölecek. Aa hocam bu bir dik üçgen. Dik üçgende diğer iki açı daima ama daima dar değil mi? Evet. O zaman burası geniş. O zaman bizim kısa yoldan yapalım yine. Toplamlarıyla farkları arasında bir de geniş açı. 90 olsaydı burası ne olacaktı? 6, 8, 10 olacaktı. E o zaman 90'dan büyükse 10'dan büyük olacak. X'in soluna mı yazarız sağına mı yazarız? Tabii ki soluna yazarız. E şimdi bir de üst sınır lazım. Üst sınırda nedir? Toplamları değil midir? Aynen öyle. Yani 14 diye buraya yazarız. Bizden tam sayı değerlerin toplamı isteniyor. 11, 12 ve 13'ün toplamı isteniyor. Ortadaki sayı çarpı 3 sayı adeti bana direkt cevabı veriyordu. Toplamayı bu şekilde kolaylıkla bulabiliyorduk. Örnek 19, 36 oldu. Geldik örnek 20'ye. Evet. O zaman kendimi şöyle büyüteyim. Ne yapıyorsun? Kendini çözüyorsun. Çöz bakalım. Bir önceki videodan zaten bunun çözümünü biliyorsun. Ama şuna da dikkat et. Bu bilgiyi de kullanmak zorundasın. Çöz. Çözersin büyük ihtimalle. Şimdi de ben çözmeye başlayayım bakayım. Sonra da neler verilmiş? 12, 16 ve eşitlik verilmiş. Şurayı ye ye. Hayır kardeşim. Eşitliğin mantığını kullanmalısın. Eşitliğin mantığı nasıl kullanılır? Hocam şurada orta taban. Ya böyle ya böyle. İstediğin şekilde çiz. Şuradan bir orta taban çizdim. 12 ise şunlar birbirine paralel. 12 ise 6 yapar. E 16'yı da iki eşit parçaya böler. 8, 8 oldu. Sonra ne yapacağız? BAC büyük 90 diyor ya BAC. Yani şurada kaçı geniş açı vermiş. Ben bunu kullanacağım. Verilen her bir bilgi benim için aşırı derecede önemli. Bazı arkadaşlar bu cümlemden bıkıyor. Bık. Bık. Çünkü bıkmak iyidir. Çünkü bu cümleler bu cümlelerle sen sonuca ulaşacaksın. Şahsen ben her soruda tekrar ediyorum. Kendim tek başıma soru çözerken bile ula verilen bilgi nerede? Nerede? Nerede diye bakıyorum. Vallahi arkadaşlar geçen yorumda gördüm. Hoca hep aynı şeyi söylüyor. E kafana işletmek için ben ben bu şekilde öğrendiysem sen de bu şekilde öğreneceksin kardeşim. Tamam. Hadi bakalım geniş açı. Ben bunu kullanacağım. Hocam açı. Bir de bu arada x'i bulmak istiyorum. x'e ait. Bak şurada bir üçgen oldu. Kenarları belli olan. Çünkü üçgeni sizinle uygulayacağım. Tamam. Ama genişi de vermiş. Genişi de kullanacağım. Bak şunu da şu paralel ya. Bu açıyla buradaki açı birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani burası da geniştir. A burası ne oldu o zaman? Dar oldu. Şimdi sarı üçgende dararlığı kullanacağım. 90'mış gibi düşünsen. 6, 8, 10 olur. Bak şimdi 6, 8, 10 olacak. Şimdi 90'dan küçükse x o zaman 10'dan küçük olacak. x'in sağına mı yazarız soluna mı yazarız? 10'dan küçükse x sağına yazarız değil mi? E sol lazım yani alt sınır lazım. Alt sınır da bu ikisinin farkları değil midir arkadaşım? Evet yani 2'dir. x'in alabileceği en büyük değer isteniliyor bizden. En büyük değer de böylelikle 9 çıkar. Örnek 20'yi 9 bulduk. Öyle kafamıza göre geniş ya da dar demiyoruz. Lütfen dikkat et. Şimdi soruya bakalım şimdi burada. 21. sorudayız. X'in kaç farklı değeri vardır? Hocam direkt işte üçgen eşitliği uygularım. Olay biter. Yok bitmez. Ekstra bilgi verilmiş. Ekstra bilgi verilince genişlik ya da darlık değil mi? Hocam o zaman genişlik ya da darlık var mı diye bakıyoruz. İki tane iç açı ortaya arasında kalan açı. 90 artı A açısı bölü 2 değil miydi? Evet. A burası kesinlikle ama kesinlikle geniş çıktı. E o zaman ben burada ne yapacağım? Hocam geniş açı formülünü uygulayacağım. Bak kenarlarda bu sefer tam sayı yok. Yani özel üçgen yok. O zaman ne yapacağız? Uzun yoldan fark. Uzun yol. Fark. Yani x'in karesi büyüktür. 5'in karesi artı 7'nin karesi yapacağız. O zaman buradan ne geliyor? x'in karesi büyüktür. 25 artı 49 geldi. x'in karesi de büyüktür. Ne geldi? 14, 74 mi geldi? Evet. Şimdi düşünelim. 6 olmuyor, 7 olmuyor. 8, 64 yapıyor. Olmuyor. 9 yazarsam oluyor. x büyük eşit 9 geldi buradan. Evet. E bir de neyi kullanacağız? Bir de üçgen eşitliğini kullanalım. Toplamlarıyla farklar arasında 12 ile 2 arasında olacak. E hem 12 ile 2 arasında hem de 9'dan büyük eşit. Şimdi aralığı yazacağız. Burada 9'dan büyük 2'den büyük. Hangisini alırız? Tabii ki 9'u. 9'u alacağım ama 9'da da eşitlik var. Bir de 12'den küçük diyor. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? 9, 10 ve 11 değerlerini alır. 3 farklı tam sayı değer vardır. Yani örnek 21 böylelikle 3 çıktı. Geldi örnek 22. Evet. Zor olduğu için çözmeni istiyorum. Yani zor dediğim genelde kitaplarda yapılan yanlış soru bu oluyor dostlar. Bakalım sen bir şeyler düşünebilecek misin? Gerçekten ince bir detay var. O ince bir detayı görebilecek misin? Görebilecek misin demeyeyim de. Yani onu fark edebilecek misin? Onu merak ediyorum. Hadi bakalım. Bu sefer söz sende. Çözersen helal olsun ama zor bir soru haberin olsun. Ben çözüme başlayayım. Yukarıda verilenlere göre x'in alabileceği kaç fark, tam sayı değer, değerlerini toplam isteniyor daha doğrusu. E hocam ne var bunda işte? Bu sefer de iki tane dış açı orta. Yani dikkat edersen şuradaki üçgenin dış açı ortayı verilmiş bunlar. Eyvallah tamam. Hadi kullanalım bakalım bunları. Dış açı ortayı kullanacağız. Kullanalım bakalım nasıl kullanacağız? Hocam buradaki açı kesinlikle ama kesinlikle 90-a açısı bölü 2 olduğu için bu açı kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? Dar açı oldu. Evet burası dar açı. E tamam. Başka ne yapacağız? Dar açıysa 90'mış gibi düşünsen 6-8-10 olacak. Değil mi? Hocam 10x'in aralığını yazıyorum şimdi. E, 90 olduğunda 10 olacaktı. 90'dan küçükse 10'dan küçük mü olacak? Evet. Bir de sen alt sınırı yazarsın. 2 ile 10 arasında dersin. Cevabı bu dersin. Ama yanlış çıktı. Çünkü bir şey daha var. Açı ortaylık varsa arkadaşlar. Dikkat edin. Açı ortaylık varsa. Açı ortaylık özellikle şu açı ortaylıklara genelde dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir üçgenin dış açısı ya bu. Şuradaki doğru açıdan dolayı 180 derece değil mi burası? Evet. E burası 180'den küçük değil mi? Kesinlikle. Ha, böyle doğru açıdan küçük bir açı gördüğünüz zaman burası 180'den küçük ya. Hocam 2 nokta 180'den küçükse bir nokta kesinlikle ama kesinlikle 90'dan küçük. Yani dar. Aynı şekilde burada da bu yorumu yapabilir miyim? Burası 180. Hocam burası 180'den küçük. O zaman burası da kesinlikle ama kesinlikle dar. Hocam diğerinde niye yapmadık? Arkadaşlar geniş açılı üçgen de zaten diğer açılar dar aç açı oluyor. O otomatikman sağlanıyor. 5'in karesi küçüktür. 7'nin karesi artı x'in karesi sağlanıyor zaten. Ya da ee, ne sağlanıyor? Şu sağlanıyor. Hocam burada 7'nin karesi küçüktür. 5'in karesi artı x'in karesi. Çünkü x en büyük sayı ya. 5'in karesi artı 7'den büyük bir sayının karesi yine sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Burada dar açı. Yani geniş açıda orada ekstradan darlığa bakmanıza gerek yok. Ama bir üçgende özellikle darlık bir yerde varsa diğer durumlarda da özel bir durum varsa hatta bunun özel durumu açıortaylıktır ortaylıktır bu özel durum varsa darlık var mı yok mu diye incele çünkü sadece burası dar, dar değil ki diğer bütün açılar da dar olabilir yalnız bunu her üçgende söylemiyoruz arkadaş burası darken burası da darsa burası kesinlikle dar diyemeyiz çünkü atıyorum burası işte 40 derece burası 50 derece, 50 dereceyse burası 90 çıkar. Ya da 40 45 ise o zaman buraya 95 kalıyor. Yani 3. açı geniş açıda olabilir. Burada özel durum burada da açı ortaya çıkması burada da açı ortaya çıkması. Eğer sadece burada açı ortaya olsaydı sadece bunun darlığını inceleyecektim. Ama burada da açı ortaylık var bunun da darlığını inceleyeceğim. O zaman darlıkları buradaki darlıkları da inceleyeceğiz. Şimdi buradaki darlığı inceleyecek olursak 6'nın karesi zaten 8'in karesinden küçük değil mi? Evet. Bunu incelememe gerek yok. 6'nın karesi zaten x'in karesi artı 8'in karesinden küçük. Bu zaten sağlanıyor. Ben bir de şunu incelemem lazım. 8'in karesi küçüktür. x'in karesi artı 6'nın karesi incelemem lazım. 64'ten 36'yı çıkartırsak kaç yapıyor? 48 mi yapıyor? Yok 28 mi yapıyor? Evet 28 yapıyor. 28 küçüktür. X kare oldu. Yani buradan 5 yazarsam sağlanmıyor. 28 küçüktür 25 olmuyor. 6 yazarsam sağlıyor. 6 ve 6'dan büyük değerler. Yani x büyük eşit 6 mı gelecek buradan? Evet. x büyük eşit 6 gelecek kardeşim. Bak biraz önce aralık bulduk. Şu ve şu. O zaman x'in aralığını düşünelim. Bu 10'dan küçük 2'den büyük. Bu da 6'dan büyük. Ha, hem 6'dan büyük hem 2'den büyük. 6'yı yazacağım. 6 eşitlik de var. Bir de 10'dan küçük 6 ile 10 arasında oldu. O zaman x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı isteniliyor bizden. Nedir onlar? 6, 7, 8 ve 9'un toplamı mı yapacak? Evet. 8, 7, 15, 9, 6 da 15 topladım hepsini. 30 mu yaptı? Aynen öyle. Evet her üçünün birden dar olması gerçekten ince bir soru olması anlamına geliyor. Ve zor sorulardan biriydi. Çözenler varsa yazsın yoruma merak ettim. Gerçekten merak ettim. Çünkü ince bir soruydu. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir katlama. ABC üçgeni şeklindeki bir kartona aşağıdaki gibi katlamalar uygulanıyor. Evet şöyle bir üçgen ben bunu böyle katlamışım. Şimdi bu katlamayı böyle gördük ya. Şuradaki yazıyı da şuraya alayım da kafamız karışmasın. Çünkü çözümü şuraya yapacağız. Katlamayı ne yapıyorduk gençler? Eski haline geri açıyorduk. Ve katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bu açıyla bu açı, bu açıyla da bu açı eşit olacak değil mi? Peki sonra bir daha katlama yapılmış böyle. E o zaman bunu da halledeyim kardeşim. Bunu da açtım şöyle. 5 ve 13 yazıyorum hemen. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açılar eşit. Üst üste binen açılar eşit olacak. Peki iki katlama çizgisinin iki katlamada da katlama çizgileri birbirine eşit olduğuna göre. He. buradaki katlama çizgisi bu. Öbüründeki katlama çizgisi bu. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre diyor. X'in alabileceği değerler nelerdir diye soruyor. Önce bunu yorumlayalım. Şimdi ben bunu böyle katladım. Hocam direkt üçgen isliği mi yapsak burada? Evet yapacağız. Ama ekstra bir durum var mı diye bakacağız. Var kardeşim. Ne var ekstra bir durum? Hocam bir katlama olmuş. Şu açılar birbirine eşit. Ve bu katlama üçgenin içine düşmüş. Bak burası 180 derece ya. O zaman burası 180'den küçük. O zaman bir tane çizgi açısı. Yani burası 90'dan küçük. Dar. Aynı mantıktan dolayı burası da dar mı? Evet. Buradaki darlık zaten direkt sağlanıyor. 6'nın karesi küçüktür. 10'un karesi artı x'in karesi. 6'nın karesi 10'un karesinden küçük ya. Zaten bu sağlanıyor. Neye bakmamız lazım? Şuradakine bakmamız lazım. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşım? 10'un karesi küçüktür. x'in karesi artı 6'nın karesinden. 100'den 36 çıktı. 64 yaptı. 64 küçüktür. x kare yaptı. O zaman 8 küçüktür. x mi geldi buradan? Evet. 8 küçüktür x. E bir de üçgen eşitliğinden ne geliyor? Üst sınırı da bulalım burada isterseniz. Hocam üst sınırda ne olacak? 8 küçüktür x bulduk ya. Üst sınırda toplamları olmayacak mı? Olacak. Yani 16 olacak. Evet burada bir aralık bulduk. Öbürüne gelelim. Ben bu katlamayı yaptığımda da katlandığında katlama çizgisi bak dışarıya çıkmış. E bu dışarıya çıkması ne anlama geliyor? Hocam şöyle baktığımız zaman tamam burası dar açı. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü burası toplamda 180. Ama dikkat et burası 180'den büyük oldu. 2 tane çift çizgi açısı. O zaman bir tane çift çizgi açısı 90'dan büyük oldu. Bir tane çift çizgi dediğimiz yer geniş açı oldu. Vay ince soru. E o zaman burada geniş açı uygulayacağım. Geniş açının olduğu yerde dar açı uygulamamıza gerek yok. Geniş açı yani 13'ün karesi büyüktür. X'in karesi artı böyle 5'in karesi. Özellikle yazıyorum. Çünkü bu genişin kollarında böyle 5 ve 12 olsaydı 13 ile ilgili yorum yapabilirdiniz ama burada ters bir mantık çıkabiliyor böyle hipotenüs verildiği zaman. O yüzden böyle yazmanızı tavsiye ediyorum o kısa yolu sadece kenarlarda genişim kollarında olduğu zaman ya da dar açının kollarında olduğu zaman yaparsınız. Tamam mı bu dediğimi de unutmayın. O zaman buradan ne geldi? 169 eksi 25'ten kaç geliyor? 144 geliyor. 144 büyüktür x kare. Yani 12 büyüktür x geldi. Tamam. x şimdi aralığını bulmaya çalışacağız. Hocam 12 büyüktür x yani x küçüktür 12. 12'den küçük oldu. Alt sınır lazım bana. Alt sınırda farkları değil mi? Evet. 8. Ece şimdi aralığı ne bulduk? 8 ile 12 arasında bulduk. E yukarıda da bir tane şey bulmuştuk. Ne bulmuştuk? Bunu bulmuştuk. Şöyle CTR ile C diyeyim. Şuraya da yapıştırayım. Daha rahat bir şekilde gör. Hocam 8 ile 16 arasında görmüştük. Bir de 8 ile 12 arasında bulduk biz şimdi. E o zaman küçüklerde büyük olanı seçiyorduk. Hem ikisinde de 8'den büyük dediği için 8'den büyüğü yazdım. E büyüklerde de aralığı küçültüyoruz ya küçük olanı alacağız. Yani 8 ile 12 arasında oldu. O zaman 9, 10 ve 11'in toplamı isteniyor bizden. Toplamı da kaç yaptı? 30 yaptı. Gerçekten bu da ince sorulardan biri. Yani böyle katlamada açı ortay, darlık ya da katlamada üçgenin dışına taştığı için hop 180'den büyük oluyor genişliği. Belki de ilk defa görüyorsun kardeşim. Çünkü ben bu soruyu geçen sene yazdım. Başka kitapta da görmedim yani. E, gerçekten bu mantık da hoş bir mantık. Bunu da böyle ekstra mantıkları da konu anlatımında görmeniz özellikle tamam zorlanabilirsiniz. Ama ben anlatırken anlamadığınız bir durum oldu mu? Olmadı. Yani şuraya bir şey daha eklendi. Hani benim cümlelerimin üstüne bir şey ekleniyor. Benim cümlem neydi? Üçgen eşitsizliği zaten sorunun üçgen eşitsizliği olduğu belli. Üçgen eşitsizliği sorularında ekstra bir bilgi verilmişse o zaman genişliğe ya da darlığa dikkat edeceksin. Bu bizim için en önemli yerlerden biriydi. Tamam dostum. Yani cevap 30 çıktı. Bu soruda ve geldik şimdi diğer özelliklere. Bundan sonraki kısımda 3 tane özelliğimiz kaldı. Bundan önceki kısımları iyi bir şekilde öğrendiysen büyük ihtimalle sınavda çıkacak olan soruları rahat bir şekilde yaparsın. Ama bu özellikleri de böyle bilsen de olur bilmesen de olur. Nereden geldiğini mantığını falan şimdi ben sana söyleyeceğim ama özellikle de bileceksen son özellik senin için ideal bir özellik. Yani orayı bilmeden geçme ama tamam bunların da mantığını söyleyeceğim. Üçgen içinde bir P noktası alındığı zaman 4. özellikteyiz. Ne diyelim şuraya? A, B ve C diyelim. Şuraya da X ve Y diyelim. B ve C'ye doğru gittiğimiz zaman A küçüktür. X artı Y o da küçüktür. B artı C kuralı var. Yani sadece ve sadece burada üçgen istediği yapman yeterli olmuyor. Şuradaki B ve C'nin durumuna göre de X ile Y'nin durumu da değişkenlik gösteriyor. Niye? Bunun temel mantığı bu. Zaten üçgen eşitliğinden şunun ispatını buluyoruz. Şurada A'yı araya alacak olursan A toplamları ya farklar arasında ya. X artı Y ile X y arasında olacak. Yani A'nın X artı Y'den küçük olduğunu ispatladık. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Peki diğerine gelelim şimdi. Hocam niye B artı C'den küçük? P noktası üçgenin içinde şartı koydum ya. Bak kardeşim P noktasını burada alsam böyle yine B artı C daha büyük bir değer olmuyor mu? Oluyor. Ta A'ya yakın bir yerde alsam bile bak yine B artı C'den ne olmuş oluyor arkadaşım? Küçük olmuş oluyor. Yani buradaki B artı C'den küçük olmasını da unutmayacaksın. X artı Y'nin. Tamam Sadece üçgen eşitliği düşünürsen bu soruyu belki yapamayabilirsin. İşte buradaki ince ayrıntı da B artı C'den küçük olması. Lütfen buna dikkat et. Hemen örneğine bakalım. A açısı dik olan ve dik kenar uzunlukları 6 ve 8 birim olan. Hemen 6, 8 dik, kenar, dik üçgenini çizelim. E zaten burası 6, burası 8 ise burası, burası nedir? 10'dur. Sonra ne diyor? ABC B, C. üçgenin iç bölgesinde bir K noktası seçiliyor. Ve buna göre BK artı. Şuraya A, C'yi de yazalım tabii ki. Şu K, BK artı KC toplamı kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Sadece buradaki üçgen yetmiyordu. Şuraya X ve Y diyecek olursak X artı Y ne olacaktı? 10'dan büyük olacaktı. 6 artı 8'den de yani 14'ten de küçük olacaktı. Toplamı kaç farklı değer alıyor o zaman? 3 tane farklı değer almış oluyor. Yani örnek 24'ü 3 bulduk geldik örnek 25'e. Bak burada ne demiş? Burada da PABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre ABC üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Sen büyük ihtimal şöyle yapacaksın. Hocam 6 art 4'ten burası 2'den büyük olacak. Sınır noktasını yazacaksın büyük ihtimalle. Evet doğru. 2'den büyük. Sonra hocam burası da şöyle kesinlikle ama kesinlikle burayı 2'den büyük bulduk ya o zaman burası da 2'den büyük bu ikisinin toplamı da 2'den büyük olacak diyeceksin. Yani ne diyeceksin mesela buraya? 2'den büyük. Toplamı da 4'ten büyük 5 diyeceksin cevaba. Ha tam sayı değer verseydin 3 diyecektin. 3, 3 artı 2'den 5, 5'ten de büyük. 6 diyecektin ama yanlış yapacaktın. Niye? Çünkü 6 artı 4 P noktası üçgen içindeyse tamam burası 2'den büyük bir değer ama alt sınırını yazdım. E bu ikisinin toplamında ne olacak? Şu ikisinin toplamından büyük olacak. Yani bu ikisinin toplamı da 10'dan büyük olmak zorunda. İşte sadece üçgen eşitliği olunca düşünürsek bunları yapamıyoruz maalesef. E o zaman burası da 10'dan büyük olacak. Çevreye bakacak olursak burası 2'den büyük. Şu ikisinin toplamı da 10'dan büyük. Çevresi 12'den büyük olacak. O zaman çevresi kaç çıkacaktır kardeşim? 13 çıkacaktır. Tam sayı değer verdiysen yine buraya 3 verdiysen ve bu ikisinin toplamına da 11 verdiysen yine yanlış yapardın. Ama burada işte tam sayı demediği sürece sonucun tam sayı değeri istenildiği için sınır noktasından yine sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Örnek 25-13 e bulduk geldik. Özellik 5'e. Şimdi buradaki P noktası üçgen içinde bir noktaysa, bu sefer üç köşeye birden gidiyorsa, buradaki A, B ve C ise bu kenarlar ve şunlara da x, y, z diyecek olursak x artı y artı z nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Çevreyle hatta çevreye biz 2u dersek 2u ile u arasındadır yani çevreyle yarı çevre arasındadır arkadaşım. Tamam ama bu biraz tehlikeli bir özellik. Çünkü buradaki nokta fermat noktası deniliyor buradaki noktaya. İşte burada açı 120'den küçükse, 120'ye eşitse, 120'den büyükse diye bir yorum var. E, hatta ÖSYM e, direkt bununla ilgili bir soru sormuştu zamanında ve soru hatalıydı. E, burada şu X, Y, Z kenarları ya da çevredeki şu ABC kenarları verildiğinde o zaman fermat noktası işin içine giriyor. Yalnız burada X, Y, Z toplamı sorulduğunda çevre direkt verilirse o zaman sorusu doğrudur. Ama çevresi verilmeyip de sayısal değerler burada verilmiş olursa eğer Bak tekrarlıyorum. Hala da kitaplarda da yanlış yazılan sorular var bununla ilgili. Atıyorum buraya 3, 5, 7 dendi. O zaman Bu x artı y artı z çevreyle yarı çevre arasında demeniz kesinlikle yanlış arkadaşlar. Bunun kullanabilmesi için ne olması lazım? x artı y artı z'yi bulabilmek için Buradaki çevreyi direkt çevre olarak vermesi lazım. Burada dikkat, dikkat edin. Ha ÖSYM bundan sonrasında hani bir kere sorusunu sordu. Ve soruyu da iptal etti. Böyle bir soruyu sorar mı? Öyle bir risk alır mı? Bana göre almaz ama siz yine de bilin çevreyle yarı çevre arasında. Sorusunu bile yazmamışım bak çok kolay. Çünkü sorusu bile yazmaya değmez yani. Bu çevre verilirse toplamlarıyla işte ya çevreyle yarı çevre arasında olacak hikayesi var. Geldik şimdi 6. özelliğe. Evet biz neyi biliyoruz gençler? Biz bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi yardımcı elemanlara geldik. Açılarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Ya da kenarlarla yardımcı elemanlar yine ters orantılıdır. Yani tabi hangi açılardan çizildiyse ona dikkat edeceksin. Ya da hangi kenarlara ait çiz, e, kenar ortay yükseklik ya da açı ortay varsa bunlar kendi aralarında ters orantılıdır diyeceğiz. Yani ne diyoruz? Eğer A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısıysa A'dan çizilen yükseklik, B'den çizilen yükseklikten küçük, o da küçüktür C'den çizilen yükseklikten. Yani en büyük açıda en küçük yükseklik vardır. Zaten sen bunu şöyle de anlayabilirsin. En büyük açı, geniş açılı bir üçgen çizsen en küçük yüksekliğin bu değil mi kardeşim? Bu. İşte burada da ters orantı var. Bunu da sakın ama sakın unutma. Yalnız yükseklikleri kendi arasında sıralayabiliyoruz. Ya da açı ortayları kendi arasında sıralayabiliyoruz. Bak kenarlar vermiş burada. A kenar A büyüktür B büyüktür C ise o zaman ne A küçüktür N B küçüktür N C. Yani A kenarına ait açı ortay B kenarına ait açı ortaydan küçük. O da C kenarına ait açı ortaydan küçük hikayesi var. Ya da burada A açısı büyük B açısı büyük C açısıysa kenar ortayları yorumlayacak olursak o zaman en büyük açı A açısıysa en küçük kenar ortay A açısından çizilen kenar olmalı. Ve A küçüktür V B, B küçüktür V C olur. Tamam. Peki hocam biz bunları böyle sıraladık. Yükseklik açı ortay ve kenar ile ilgili bir sıralama var mı? Var ama aynı açılardan çizilenlerle ilgili var. Onu da burada mı vereceğim biraz sonra vereceğim. Önce şu sorulara bakayım dostum. Şimdi şu soruya bakacak olursak. Kenar uzunlukları ABC olan bir üçgenin kenarları arasında şöyle bir bağıntı varmış. Hemen kaçta birleşiyor bunlar? 12'de. 2K buraya 4K buraya da 3K mı diyeceğiz? Evet. ABC üçgeni çizelim. Bu arada A'nın karşısı A'dır. B'nin karşısı B'dir, C'nin karşısı C'dir. C 3K'ya eşit, B dediğim 4K'ya eşit ve A dediğim de 2K'ya eşit. E şimdi kenarları yazdık ya, bu kenarlarla kenar ortaylar nedir? Ters orantılıdır. Büyükten küçüğe doğru yazayım. En büyük kenar B, sonrası C, sonrası A değil mi? Evet, e o zaman burada B büyüktür, C büyüktür. A ise kenar ortaylarla ilgili sıralamamızda ne olacak? Tam tersi küçüktür. Yani VB şöyle küçükle göstereyim. Kü büyüktür olmayacak. Ters orantılı olacak. Küçüktür VC. O da küçüktür. VA mı olacak? Kesinlikle evet. Yani sıralamamız VB küçüktür. VC. O da küçüktür. VA şeklinde oldu dostlar. Geldi örnek 27'ye. Bu seferki ne? Bu seferki yorum sorusu galiba. Evet. Bu sefer yorum sorusuymuş. Ne bu? 6, 8, ne üçgeni, 10 üçgeni. Şimdi K eleman BC olmak üzere AK uzunun alabileceği değerlerin tanım aralığını bulunuz diyor. Arkadaşlar buradan bir BC üzerinden bir K noktası seçeceğim. Ve dikkat et K noktasını seçerken BC üzerinden diyor ya B noktası da C noktası da dahil olabilir mi? Olabilir. Yani göstereyim sana işte. Buradan şöyle bir noktalar silsilesi seçeceğiz. Seçtik seçtik seçtik. Ne zaman büyüyor? En büyük oluyor. Ne zaman en küçük oluyor? İşte bu bir yorum sorusu mesela. Şu soru şu değil mi? A sabit kalacak. K'yı buradan seçeceksin. Böyle 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 böyle. E bunların en küçüğü hangisidir arkadaşlar? AK Arka uzunluğu. Hop. Tam buraya dik olduğu zaman aslında A noktasının bu doğruya en kısa uzaklığı soruluyor gibi değil mi? Tam burası K olursa arkadaşlar en küçük değeri seçeriz. O zaman bildiğimiz dik üçgen sorusuna dönüştü. Şuraya bir açlayacak olursak A noktasının bu doğruya en kısa uzaklığı nasıl bulunurdu? Alandan gidiyorduk. 6 çarpı 8 bölü 2 de bu üçgenin alanı. Aynı zamanda 10 çarpı h bölü 2 de bu üçgenin alanı değil mi? Evet bölü 2'ler gitti. H'ı böylelikle 4,8 bulduk. Yani bu e, 48 bölü 10. Bu aynı zamanda 48 bölü 10 virgülli aralığı yazarken virgül kullanacağım ya. O yüzden şey yapayım 48 bölü 10 24 bölü 5 olarak bulduk. Evet haşı 24 bölü 5 bulduk. Yani AK uzunluğu en küçük 24 bölü 5 olabilir. Peki hocam ne olacak şimdi? Daha da büyütelim. Bak şöyle 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 giderken daha da büyümüyor mu arkadaşlar? Evet Hop en uca giderse en büyük olur burada. Hocam bu tarafa sola doğru gittiğinde en büyük altı oluyor. Sağa doğru götürdüğün zaman K noktasını hop bak alttan daha büyüyor. 8 de oluyor. Peki C noktası dediği için 8'i alabilir miyim? Alabilirim. En büyükte kaç oluyor o zaman? En büyükte ne oluyor arkadaşlar? 8 oluyor. Eğer şurada K eleman BC'yi şu şekilde yazmış olsaydı o zaman bizim en büyük değerimiz ne olacaktı? 8'den küçük en büyük değer 7 olacaktı. Tam sayı istenilseydi. Eğer tam sayı istenilseydi zaten burada kaç değeri de en küçük 4,8 bulduk ya tam sayı istenseydi zaten orası da 4,8'den büyük sayı olacaktı. 5 olacaktı. O zaman 5 ile 7 kapalı aralı olacaktı. Ama şimdi ne diyor? K eleman BC diyor. C noktasında dahil olacak. En kısasında zaten bulduk. E, burada o zaman en büyüğünü 8 bulduk. En küçüğünü de 24 bölü 5 bulduk. Bizim aralığımız ne olacak o zaman arkadaşlar? Buradaki AK uzunluğunun elemanı tanım aralığı daha doğrusu ne olacak? 4,8 yani 24 bölü 5 ile kaç arasında olacak? 8 arasında olacak. 8 de dahil mi? Dahil. Çünkü en küçüğü h 24 bölü 5. En büyüğü de sola gitti 6 olur. Sağa giderse 8 olur. En büyük de 8 değerini alır. Cevap bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi geldik nota. Çeşit kenar bir üçgende. Aynı köşeden çizilen açı ortay yükseklik ve kenar ortay arasında bu sıralamalardır. Niye çeşit kenar diye altını çizdim böyle? Çünkü arkadaşlar eşkenar üçgende bütün yardımcı elemanlar birbirine eşit değil. Ya da ikiz kenar üçgende eşit kenarlardan çizilen kenar ortaylar birbirine eşit değil miydi? Evet hocam. İşte ikiz kenarda ve eşkenarda bu dediğimiz geçerli değil. Buna dikkat et. Bu dediğimiz çeşit kenar üçgende geçerli. Çeşit kenar bir üçgende aynı köşeden çizilen açı ortay, yükseklik ve kenar ortay arasında şu sıralama vardır. Zaten biraz önce de söylemiştim. E, geniş açı en büyük açı burasıysa mesela buradan çizilen yükseklik buyken hocam kenar ortayımız hop böyle gelecek açı ortayımız hop şöyle gelecek hatta bu açı orta olacak bu da kenar orta olacak ya aslında buradan buraya çizilen en kısa uzaklık yükseklik olduğunu biliyorsun bak yükseklik akılda mı akılda belki açı ortayla kenar ortayı böyle karıştırırsın hocam en küçüğü yükseklik eyvallah e, n ve v'den hangisi daha küçük olacak büyük harfle gösterilen hangisi v değil mi o zaman o en büyüğü. Bu şekilde aklına tut. V en büyüğü olacak. N de ortada bir yerde olacak arkadaşlar. Bu da güzel bir mantık. Bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. Tamam. Evet, en küçüğü yükseklik sonrası açı ortay. V büyük harfle gösterildiği için en büyüğü de bu. Hadi bakalım şimdi son soru. Açı kenar bantlarının son sorusu. Şöyle bir eşitlik verilmiş. H A V C ve NB eşitliği verilmiş. Arkadaşım biz ne biliyoruz? H A'ya göre yazalım isterseniz. H A küçüktür. N -A, o da küçüktür. V biliyoruz değil mi? Evet. E burada H A ile V birbirine eşit verilmiş. Gel burada yerine yaz. H -A yerine V yaz. H A yerine sen V -C yazarsan. vC küçüktür. V -C küçüktür. N -A küçüktür. V -A oldu. A burada. N -A atlayalım. V -C küçüktür. V A mı geldi buradan? Evet. VC küçüktür. V A demek ne demek? Kenar ortaylarla açılar ne olacaktır? Ters orantılı değil mi? Evet. Vc küçüktür. Va ise bu ne demek? C büyüktür. A demek değil midir arkadaşım? Evet. C açısı A açısından büyüktür demek. Tamam. Bunu şimdi kullandım. Haş A küçüktür. Ne A küçüktür şeyde. E hocam bir de Nb'yi de düşünerek şey yapalım. Haş A Nb'ye eşit olacak. E o zaman ben onu düşünerekten de şunu yazabilirim. Haş A değil de bu sefer B'li yazalım. Değil mi? B'li mi yazalım? Şurada Haş A. Evet B'li yazalım ya. Haş B küçüktür nB o da küçüktür vB mi arkadaşlar evet E ben burada h a ile NB'nin birbirine eşit olduğunu biliyorum. NB yerine ne yazayım o zaman H a yazayım A hocam h b küçüktür H a geldi buradan H B küçüktür h a demek ne demek açılarla yüksekler ters orantılı H b küçüktür H a ise B açısında a açısından büyüktür demek değil midir arkadaşlar evet. Evet B açısı da A açısından büyük oldu. C de A'dan büyük oldu. He. Şimdi ben C ile B'nin kıyaslamasını yapacağım. O zaman C'li mi yazsak bir de? Bir de C'li yazalım. C'li de yazarken nasıl yazacağız? Hocam H, C küçüktür NC. O da küçüktür VC değil mi? Evet. Ben şimdi burada ne yapmalıyım? Ne neyi inceleyeceğim? B ile C'yi. B ile C'li. O zaman NB'li. NB'li. H... Burada VC'yi yazayım. VC yerine ne yazayım? VC yerine NB yazayım. Arkadaş VC yerine NB yazdığım zaman NC küçüktür NB geldi. Buradan da bu ne demek? NC küçüktür NB demek C açısı büyüktür B açısı demek değil midir? Evet. Şimdi bunlara dikkat. C hem A'dan büyük hem B'den büyük. O zaman en büyüğü C mi olacak? Evet. C açısı büyüktür. Sonra B de A'dan büyük zaten. B de A'dan büyük. Yani sıralamamız ne oldu o zaman? C açısı büyüktür. B açısı o da büyüktür. A açısı oldu. Gerçekten ilginç bir soru. Böyle çok ilginç bir soru harbiden. Ee, ama burada bildiğimiz şeyi yazdık. H A küçüktür. N A küçüktür. V A yazdık. Eşitlikte yerine yazdık. Kendiliğinden C büyüktür A çıktı. Sonra H B N B V B yazdık. N B yerine H A yazdık. Bir şey çıktı. Sonra bir de H C N C V C yazdık. E ben C ile B'nin kıyaslamasını yapacaktım ya. E burada ne yaptım? VC yerine NB yazdım sadece. Şu ikisinden dolayı da C açısı büyüktür, B açısı geldi. En büyük açı C hem A'dan büyük, hem de B'den büyük olduğu için C yaptı. Zaten B A'dan büyüktü. CBA A sıralaması da bu şekilde çıkmış oldu. Gerçekten hoş bir soruydu ve böylelikle bitirdik bir gerçekten. Bitirdik. Üçgende merkezlere geçeceğiz. Bu haftanın son videosu yani üçüncü videosunda üçgende merkezleri işleyeceğiz. O zaman. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.